Sevgili öğrencilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 3. sınıf Türkçe ders kitabımızda yer alan Televizyondaki reklamcı amca adlı metnin etkinlik sorularını cevaplandırmaya çalışacağız. Ee, önce hazırlık sorusuyla başlayalım. Harçlıklarınızı neler almak için harcıyorsunuz? Arkadaşlar topladığınız harçlıkları neler için harcıyorsunuz? Bunu sizin yazmanız gerekmektedir. Oyuncak alabilirsiniz. Ee, sevdiğiniz bir yemeği alabilirsiniz. Ee, veya bir kendinize bir ayakkabı alabilirsiniz. Bu soruyu kendinize göre cevaplamanız gerekmektedir. Televizyoncu Reklamcı Amca adlı şiirimiz var. Birinci etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiire göre cevaplayınız. Çocuk televizyondaki reklamcı amcanın ondan neler istediğini söylüyor. Önce para biriktirmesini, sonra gösterdiği sakızı çiğnemesini, çikolata yemesini, gazozu içmesini istiyormuş. Çocuk televizyondaki reklamcı amcanın istekleri arasında ne gibi çelişkiler görüyor? Reklamcı amca hem para biriktirmesini hem de söylediklerini tüketmesini söylemektedir. Fakat çocuk elindeki harçlığın tüm bunları yetmeyeceğini düşünmektedir. Çocuğun söylediklerine katılıyor musunuz? Neden? Evet, katılıyorum. Bize verilen harçlıklarla eğer reklamcı amcanın söyledikleri tüketirsek para biriktiremeyiz. Eğer para biriktirirsek söylediklerini tüketemeyiz. İkinci etkinlik bu şiirde şair siz çocuklara ne tür bir mesaj vermek istemektedir? Reklamların etkisinde kalmadan bütçemize göre hareket etmemiz gerektiği mesajını vermek istemiştir. Üçüncü etkinlik herhangi bir ürün belirleyiniz bunu tanıtacak bir reklam afişi hazırlayınız. Bir reklam afişi hazırladık arkadaşlar. Bu reklam afişini siz de defterinize aktarabilirsiniz. Şiiri sessiz okuyunuz. Şiirdeki eş sesli sözcü bulup bunu farklı iki anlamı, anlamıyla cümlelerde kullanınız. Yemekten sonra çay içtim. Annem kazan iç tarafındaki etiketi söktü. Cümleleri yazılabilir. Şiirdeki tekil olan tür adlarının listeleriniz. Bunları çoğal hale getirip ilgili kutuca yazınız. Tekil adlar para, çoğul, paralar. Sakız, sakızlar. Çikolata, çikolatalar. Gazoz, gazozlar. Harçlı, karşılıklar. Altıncı etkinlik. Şiirin ikinci kıtasını sözcükleri hecelerine ayırarak kendi yazı stilinizde yazınız. Sonra da bu sakızı çiğne, su çikolatayı ye, e, bu gazozu iç e, diyorsun şeklinde arkadaşlar yazmamız gerekiyor. Burada çikolata olacak, çikolatayı. E, burada ufak bir e, harfi yanlış ve eksik yazmışız arkadaşlar. Çikolata şeklinde yazmanız gerekmektedir. Sevgili öğrencilerimiz bir dersimizin daha sonuna geldik. Evvelce YouTube kanalına abone olmayı ve kanalımızı sınıftaki arkadaşlarınızla tavsiye etmeyi unutmayınız. Evvel Cevap YouTube kanalında yapılan çekilişlere katılarak sürpriz hediyeler kazanabilirsiniz. evvelcevap.com web sitemizi ise her gün ama her gün düzenli olarak ziyaret etmeyi de ihmal etmeyiniz. Derslerinizde ve hayatınızda başarılar diliyorum. Evvel Cevap ailesinden saygılar, selamlar.